Webmegon'dan herkese merhabalar. Öne çıkan dizi haberiyle karşınızdayız. Büyük umutlarla başlayan Nöbet dizisi bu pazar final yapıyor. Peki Necati Şaşmaz'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği dizi neden 8. bölümüyle ekrana veda ediyor? İşte merak edilen detaylar. Dikkat çeken senaryosu ve nefes kesen sahneleriyle öne çıkan dizinin bitmesindeki en büyük neden reytinglerdeki başarısızlık oluyor. Nöbet dizisi Kardeş Çocukları, Savaşçı ve Elimi Bırakma gibi yapımlara yenik düştü. Bu pazar günü 8. bölümüyle son kez ekranlara gelecek olan Nöbet'in kısa sürede bitmesinde etkili olan bir diğer neden ise Necati Şaşmaz'ın dizide rol almaması. Hal böyle olunca izleyiciler diziye beklenen ilgiyi göstermedi. Bu arada edindiğimiz bilgilere göre Necati Şaşmaz önümüzdeki aylarda Kurtlar Vadisi ve bir filmle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Poliste de iki kişi kayıp. Teslim olun! Birkaç yıl önce sona eren Kurtlar Vadisi pusudan sonra pek çok kişi Necati Şaşmaz'dan yeni dizi bekledi. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Necati Şaşmaz dizinin kadrosunda yer almayacak. Şaşmaz, sahibi olduğu Panafilm aracılığıyla Nöbet dizisinin yapımcılığını gerçekleştirecek. Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma sloganıyla yola çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Erkut oturuyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizinin yayınlanan fragmanları büyük beğeni toplamayı başardı. Öte yandan Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar'ın yanı sıra Deniz Bolışık ve Kürşat Anlıaçık gibi çok sayıda isim bulunuyor. Nöbet'in rakipleri arasında Kardeş Çocukları, Elimi Bırakma ve Savaşçı gibi yapımlar bulunuyor. Karartmadan bitmez bu iş. Nöbet dizisinin konusu ve daha fazla bilgi için videoda bulunan bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Devletimize bağlı kaldık. Şimdi de kızımızı istiyoruz. Ben sana kızını vermezsem sen bizim değil de dağdaki eşkıyanın mı yanında olacaksın?